diyelim. Yorumlara da fazla bakamadım. Tahmini skor tahminlerini yazalım arkadaşlar. Skor tahminlerinizi bekliyorum. Selam Belçika'dan selamlar demiş. İki defa selamlamış. Musti 20 70 özür dilerim. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Biz de Belçika'ya selam gönderiyoruz buradan. İki takıma da şimdiden başarılar dileyelim. Güzel bir maç olsun. Bol gollü maç olsun. Zevk alalım izlerken derken ofsayt geldi. Ofsayt olmasaydı belki ilk golü görebilirdik. Güzel bir atak olabilirdi. Samet. İçeri döndü Berkcan. Birkan. Tekrar Berkcan. Açık mavi formasıyla Team Aurora takımını sağda görüyoruz arkadaşlar. Sarı formayla da Adana Spor. E-spor takımı var. Uzun bir top geldi. Burak araya girdi. Arda Akkuş tekte oynadı. Mertcan, Erdem, Atilla sağ taraf oynadı şimdi. Orada Onurhan var. Kaptan topu sürüyor. Çizgide ilerliyor. İçeriye baktı. Çalım atacak mı? Geri döndü. Onurhan risk etmedi. Arda var orada ama Arda'dan gereksiz bir hareket geldi. Pas atabilirdi bence orada. Onur Akbaş, Onur Turgut, Timavro hızlı geliyor şimdi. Tekrar Onur Akbaş'a doğru İrfan araya girdi. Güzel de girdi. Belki de orada araya giremeseydi golü yemişlerdi. Onur Turgut. İki Onur forvette bugün. Team Aurora takımında. Onur Akbaş da ligin en kaliteli isimlerinden bir tanesi. Team Aurora takımı gerçekten bu sene güzel bir kadro kurdu. Güzel de oynuyorlar. Sağ tarafa doğru uzun bir top geldi Hidayetullah'tan. Berkcan orada kafayla taca atıyor. Onurhan mücadeleyi almaya çalıştı ama taç Onurhan'danmış. Timaro takımı kullandı. Arda baskıyı yaptı ve topu kaptı. Onurhan sağ tarafta önüne doğru açtı topu ama savunmanın müdahalesiyle tekrar Onurhan'a çarpmış. Taç olmuş. Taç Timaro lehine verildi. Mertcan tekrar taç. Herhalde 7. taç falan oldu o tarafta. Uzun bir top geldi şimdi Timavera takımında. Atilla, Onurhan tekrar top hep sağ tarafta. Adanaspor'un hatağında bugün. Tabii daha maçın 15. dakikası. İlerleyen dakikalarda biraz daha değişecektir. Mertcan, Arda Akkuş, Atilla, Gürkan. Gürkan iyi bir pas denedi ama Yiğit izin vermedi o pasın geçmesine. Onur Akbaş sol tarafa oynayacak. Oynadı da Bulut var orada. Bulut çalım atmayı denedi ama İrfan'ı geçemedi. İrfan hemen çizgiye Onurhan'a oynadı. Onurhan takım arkadaşlarını bekliyor. Sol tarafta Efe var. Onunla oynadı. Burhan atacak arkadaşlarına baktı. En son Arda'yı buldu ve Arda'yı gönderdi. Sağ tarafta şimdi Atilla'yla Mertcan paslaşıyor. Mertcan ceza sahası içine girdi. Samet araya girdi. Güzel bir müdahale geldi Samet'ten. Güzel bir top kesmeliyim aslında. O top kesmeydi, müdahale değil. Birkan. Timaura takımı güzel paslaşıyor. Güzel çıkıyor ama Adanaspor savunmasını hücumda geçemiyorlar. Onur Akbaş, Burak mükemmel savunma. Mükemmel girdi araya gerçekten ve uzaklaştırdı. Hiç riske girmedi. Adanaspor'da güzel paslaşıyor, güzel çarpıyor ama hücum bölgesinde etkili olamadı şu ana kadar. Team Aurora takımı da aslında aynı şekilde. Adana iki takımı da savunmaları gerçekten bugün çok başarılı. Birbirlerine izin vermiyorlar. Cemal Korkmaz. Atilla ile paslaştı. Atilla geri döndü Burhan'a. Güzel bir atak geliştirmeye çalışıyor Adanaspor. Şimdi Burhan içeride Arda var. Arda topu sürüyor. Rakip oyuncuların beklemesi. Güzel pas attı. Mertcan ceza sahası içine girdi. Çalım atmaya denedi. Güzel fake verdi. Daha doğrusu ama Bulut girdi aldı. Birkan Kaan. Berke. Birkan sol tarafa Bulut'u oynadı. Arda topu kaptı. Bulut'un ayağından söktü ve aldı. Top taca çıktı. Ama tekrar Bulut'a çarpmış sanırım. Taç Adanaspor'un oldu. Tekrar taç. Aynı mevkide herhalde 20. taç falan oldu bugün. Aynı yerde devamlı taca çıkıp duruyor top. İlginçtir ki. Hadi adına gol gelsin demiş Melik. Melikinho.
Hadi nene demiş Alingame. Evet, yorumlara da boş bırakmayalım. Bol bol yorum yapalım arkadaşlar. Atilla, Onurhan sağ tarafta, Mertcan ortasını yaptı arka direğe doğru. Kaleci boşa çıktı. Out'a çıktı sanırım. Evet, out. Güzel bir orta geldi aslında. Orada kimseyi kitlemedi. Kaleciyi de atladı geçti top. Adanasporlu oyuncu kitlemiş olsaydı Timauro takımı golü yiyebilirdi. Ama ikisini de kitlemediği için direkt out'a çıktı. Atilla. Geri oynadılar. Adanaspor atağa çıkmakta hiç acele etmiyor. Hiç acelem yok benim. Yavaş yavaş geleceğim. Acelem yok. Hızlıca çıkıp topu kaybetmek istemiyorum diyor. Biraz daha ayağında top tutarak hücum yaratmaya çalışıyorlar bugün. Güzel de yapıyorlar. Güzel de paslaşıyorlar gerçekten. Bazı şeyler değişmiş diye düşünüyorum ben ilk yarıya göre Adanaspor'da. Onur Turgut. O da Onur Akbaş'a verdi. Onur çalım atacak galiba ama Burak'a geçemedi. Burak bugün performansı yüksek isimlerden bir tanesi Adanaspor savunmasında. Timavrora takımına hiç izin vermedi. Şimdi korner atışı gelecek. Yanlış hatırlamıyorsam maçın ilk korneri. Berke ön direğe doğru açtı ama Onurhan orada savunmasına yardım etti. Bu arada çok tehlikeli. Berke geçebilirse tehlikeli olacaktı ama geçemedi Efe'yi. Gürkan içeri oynadı Cemal'e. Cemal Onurhan'ın kaçtığını göremedi. Atilla'ya verdi. Atilla Arda'ya. Arda Onurhan'a şimdi oynadı. Onurhan kalırsa çok tehlikeli. Samet araya girdi. Bulut. Şimdi de Bulut uzaklaştırdı. Direkt tekte. Arda aldı topu. Hızlı çıkarsa Adanaspor tehlikeli olabilir. Sol tarafta Gürkan'la paslaştı. Onurhan içeriye döndü. Mertcan Deneoğlu çalım atmayı denedi. Bulut girdi araya. Mükemmel müdahale geldi Bulut'tan. Ve ilk yarı bitiyor arkadaşlar. İlk yarı sonucu 0-0 eşitlik var maçta. Şut da yok. Hatta istatistiklerde henüz daha şut bile görememişiz maçta. Düşünün yani o kadar ortada gidiyor. İki takım da çok iyi savunma yapıyor aslında. Biraz bundan kaynaklanıyor. İki takım da hücuma çıkarken iyi çıkıyorlar, iyi paslaşıyorlar. Gerektiğinde hızlı çıkıyorlar. Yani dengeyi tutturuyorlar ama hücumda bir türlü savunmaları geçemiyorlar. Benim gördüğüm kadarıyla bu savunmaya geçen, golü atan ilk takım bu maçı alacak herhalde. Ya da böyle 0-0 bitecek gibi bir hava var. Çok kısır bir maç çünkü iki takım da çok iyi savunma yaptığı için. Bir takım hata yaparsa ve diğer takım da gol atmayı başarırsa 1-0 kazanır. Öbür türlü bu maç 0 olacak gibi, berabere bitecek gibi görünüyor. İkinci yarı da başladı. Adanaspor ikinci yarıya başlayan taraf oldu. Gürkan, Burhan sol tarafta. Atilla'nın pası Cemal'e. Cemal havadan pas güzel oldu. Orhan, Onurhan çalım atmayı denedi. Geçemedi. Geçseydi kaleciyle karşı karşıya şut fırsatı yakalayacaktı. Onurhan kaymaz. Efe Özbey. Özbay. Gürkan. Atilla. Atilla bekledi. Acele etmedi. Ama bir pas hatası geldi. Berke'den güzel bir pas. Sağ tarafta Yiğit. Ceza sahası içine girdi. Yiğit güzel de bir çalım attı ama çok açtı ayağından. Yiğit out'a çıktı. Çok açtın Yiğit. Güzel geldin ama o son hamle çok oldu. Out atışı kullanacak. Timar Adanaspor Espor takımı kullandı. Timavra kaptı topu. Berkcan. Sefa uzun oynadı Sefa çizgiye doğru ama taca çıktı sanırım. İstediği gibi gitmedi top. İstediği gibi atamadı. Atilla Berkcan girdi araya. Hala maçta şut göremedik sanırım. Ne zaman bu arada mükemmel bir pas geldi ama kaleci atılacak onu Hidayetullah. İki takım da o kadar iyi savunma yapıyor ki, o kadar boşluk vermiyor ki maçta pozisyon göremiyoruz. Yani
3. bölgeye kadar çok iyi getiriyor iki takım da ama şuralarda topu kaybediyorlar. Bak, şut çekti, savunmadan dönüyor. Ya savunmadan dönüyor ya işte o şut çekecek pozisyonu yakalayamıyorlar. İki takım da ortayı çok iyi kapanıyor. Stoperleri çok iyi kapatıyor. O yüzden birbirlerine hiç pozisyon vermiyorlar. Dakika 58'i gösterirken 0-0 eşitlik sürüyor. Gürkan var orada. Faul olmuş. Faul atışını Tim Aurora kullanacak. Birkan Kaan güzel bir çalım attı. Çizgiye de oynadı Yiğit. İçeri döndü. Berke var orada. Berke'den güzel bir pas. Onur'dan Onur'a geldi. Onur kaleye baktı. Vurdu. Savunma. Bir daha Onur'da. İndirecek mi? İndirdi. Ama İrfan araya girdi. Güzel pozisyon aldı İrfan. Şimdi hızlı çıkmaya dönüyor Adanaspor. Güzel bir pozisyon yakalayabilir şimdi. Arka direk bomboş vurdu, gol mü? Değil. Sefa mükemmel çıkardı. O kadar boştu ki artık ben gol dedim. Yani ağzından da çıktı. Ama Sefa'nın mükemmel kurtarışı gerçekten. İpten aldı diyebiliriz Tim Aurora maçın en net pozisyonu. Belki de tek pozisyonu şu ana kadar ki. Adanaspor e-spor takımı kaçırdı. Mertcan Neneoğlu yeni transfer. Güzel kafa vurdu ama Sefa'nın mükemmel kurtarışıyla gol göremedik. Birkan bir çalım attı Birkan. İkinci çalımını da attı. İçeriye baktı. Ortasını yaptı. Savunma girdi araya. Gürkan uzaklaştırdı hemen. Orada Berkcan var. Berkcan Tapan Yiğit indirdi. Onur Akbaş tekrar Berkcan'a verdi. Berkcan uzun bir top attı ileriye doğru. Burak uzaklaştırdı orada. Cemal Korkmaz'a geldi ama Arda Timavrora baskıyı arttırmaya başladı bu dakikalarda. Berke Ünel kaptırdı Arda Akkuş. Şimdi Adanaspor hızlı çıkıyor. Onurhan pasını verdi. Cemal Korkmaz içeri döndü Atilla'ya. Atilla kaybetti. Atilla Birkan söktü aldı ayağından. İki takım da artık biraz daha aksiyona girmeye başladı bu dakikalarda. 3 puanı istiyor iki takım da. Onur Akbaş ceza sahası içine doğru pasını gönderdi ama Burhan doğru zamanda doğru yerdeydi ve uzaklaştırmayı başardı. Bulut. Timavrora bu maçı da kazanıp rakiplerine iyice yaklaşmak istiyor. 2'de 2 yapmak istiyor bu hafta. Sivasspor gibi bir rakibi de yenmişken bu haftayı avantajlı geçirmek istiyor. Bulut ceza sahası için neydi? İrfan girdi araya. Gerçekten Adanaspor savunması bugün çok iyi. Timavrora'nın savunması da aynı şekilde. Tek bir pozisyon izledik maçta. Onu da Adanaspor yakaladı ve Sefa'nın mükemmel kurtarışıyla gol göremedik maçta. Bulut, Birkan, Onur, Turgut, Onur Akbaş şimdi çekti yana doğru. Pasını verdi. Onur tekte vurdu savunmaya. Efe Özbey. Efe Özbey, Efe Özbey, Efe Özbey. Hızlı bir korner atışı geldi. Savunmada Hidayetullah uzaklaştırdı, yumrukladı. Atak sürecek. Bulut Öztürk uzaklardan vurdu. İrfan'a çarpan top Hidayetullah'ta kaldı. En son Efe, Burak gerçekten bugün performansı yüksek isimlerden, hatta yani Adanaspor'un defans üçlüsü gerçekten bugün çok beğendim. Bütün topları kesiyorlar. Bir orta geldi ceza sahası içinde dur. Birkan indirdi, mükemmel indirdi. Yine vurdu kaleciye, Hidayetullah çıkardı bu sefer de. Bu sefer de Hidayetullah izin vermedi. Sefa'ya cevap verdi. Sen kurtarırsın, ben kurtaramaz mıyım dedi. Gene bomboş Yiğit Birkan'a indirdi. Birkan ceza sahası içinde. Onur Akbaş vuracak mı? Vuramadı. Sefa girdi araya. Savunma uzaklaştırmayı deniyor. Berkcan da kaldı. Atak sürecek. Bulut Öztürk ceza sahası içinde. Onur Turgut mükemmel bir şut geldi. Hidayetullah'tan mükemmel kurtarış. Adeta sesim kısıldı. Mükemmel bir pozisyondu. Tim Aurora mükemmel geldi. Mükemmel baskı kurdu ama Hidayetullah'tan iki inanılmaz kurtarış. Gerçekten üst düzey savunma gibi, bugün iki takımda da üst düzey savunma yapıyorlar. Kaleciler de aynı şekilde üst düzey kurtarış yapıyorlar bugün. Ve maçta gol göremiyoruz. Adeta. Gürkan. Sol çizgide. Cemal'le oyun. Cemal kaldırdı topu. Onurhan vuramadı. Onurhan mı vurdu? Onurhan vurmuş ama istediği gibi vuramamış. Toptaca çıktı. Dakika 88. Maçta gol göremedik ama pozisyonlar artmaya başladı. Bu dakikalarda heyecanlı da saniyeler, heyecanlı dakikalar bizi bekliyor diye düşünüyorum.
Tim Aurora çok baskı yapmaya başladı ama bunun sonucunda bir kontrayla gol de yiyebilirler. Böyle bir risk de var. Baskı kurduğun zaman, hele ki şu anda 90+1'deyiz. 90+1'de her şey olabilir. Korner kazandı Tim Aurora takımı. Bakalım nereye? Yaya doğru açmayı tercih etti. İndirirse tehlikeli olabilir. Bilal aldı orada. İndiremedi ama Bilal topu sürmeyi tercih etti. Şimdi Adanaspor hızlı çıkmayı deneyecek derken maç bitiyor arkadaşlar. Son düdük çaldı. Maçta 0-0 eşitlik var. İki takım